MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda çatlak olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, muhabbet ve güven var dedi. Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına da tepki gösterdi. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan varestedir. Cumhur İttifakı'nda çatlak var iddialarına böyle tepki gösterdi. İttifakın uyum içinde çalıştığını vurguladı. Hükümet değilsek de, hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, muhabbet vardır, hürmet vardır, anlayış vardır, güven vardır. Gerisi lafzı güzaftır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında verdi mesajlarını. Cumhurbaşkanının %50+1 ile seçilmesine yönelik eleştirilere cevap verdi. %56+1 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mihveridir. Ne var ki buradan başlayacak bir tartışma, hatta taviz yeni yönetim sisteminin işleyiş ve ilerleyişini melezleştirip sakatlayacaktır. Bize göre bu tartışma gereksiz ve şu an için yersizdir. Kılıçdaroğlu'na da helalleşme açıklaması üzerinden yüklendi Devlet Bahçeli. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, sana güle güle uğurlar olsun. Madem bir yolculuğa çıkıyorsun, o zaman biletini tek yönlü alman gönülden temennimdir. Hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak. CHP yönetimi PKK'yla helalleşmiş, terörle mücadeleye hayır demiştir. HDP, PKK'nın bir yüzü ise CHP de artık diğer yüzüdür. MHP liderinin gündeminde EYT ve 3600 ek gösterge çalışması da vardı. Seçim vaatlerimizin arkasındayız dedi. EYT sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülecek, gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır. 3600 ek göstergesinin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz. Asgari ücret tespit komisyonunun enflasyonun üzerinde bir zam belirlemesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi çağrısıdır.